Sonuçta durum DNA testi geldi. Sonuçta bu müvekkilimin çocuğunun tamamen haksız, hiçbir sebep olmadan öldürdüğü ortaya çıktı. Ve mağdure de kendisine gerçekten ilişki kuran, hamile bırakan kişinin akrabaları olduğunu ifade etti, açıkladı, ek ifade verdi. Özür diledi ama özrü de tabii ki benim müvekkilimin çocuğunu geri getirmeyecektir. Yani büyük bir acı, büyük bir şey nasıl telafi edilir bilemiyoruz. Ne söyleyeceğimi de ben bilemiyorum. Babasının da durumunu görüyorsunuz. Yani 17 yaşındaki bir çocuğu bir başka aynı yaştaki kız çocuğunun iftirası yüzünden hayatını kaybediyor, öldürülüyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki ben yalan söyledim, özür dilerim. Ne diyeceğimizi bilemiyorsunuz. Mahkemede pişmanlık duydu mu efendim? Hayır, pişmanlık. Kız çocuğu pişmanlığını ifade etti mağdure. Pişmanım dedi ama katil kesinlikle hala iddiasına ısrar ediyor. Ben inanıyorum kızıma tecavüz etmiştir, şudur budur. Halbuki bir kriminal raporu alındı. Burada DNA testi sonucu bu hamileliğin çocuktan olmadığı ortaya çıktığı gibi kendi kızı da ifadesinde kesinlikle onunla bir ilişkiye girmedim dedi. Akrabasının ismini de verdi. Başından beri biz de tahmin ediyorduk. Yani bu bir ensest ilişki sonucu diye düşünmüştük. Evet. Savcı mütalasını verdi herhalde. Ne istedi? Savcı mütalasını verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis uygulanmasını istedi. Takdiri indirim artık mahkemenin takdirine bağlıdır. Olur mu olmaz bu konuda biz bir şey diyemiyoruz. Kız ve annesi hakkında bir suç duyurusu. Onunla ilgili biz suç duyurusunda bulunacağız. Mahkemeye biz herhangi bir talepte bulunmadık. Ama biz kendimiz yarın veya pazartesi günü iftira ve ölüme yol açmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Evet. Benim çocuğum geri gelmeyecek ama bu işi kim yaptıysa kızı ve annesinden de ben şikayetçiyim. Çünkü bunlar azmettirdi benim çocuğumu öldürmek için. Çünkü katil de açık açık söylüyor ben pişman değilim diyor. Adalete güveniyoruz, adalet bekliyoruz. Baba, perşembe günü ne yapıyorsunuz? Evet.